Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde Not Activity sınıfını düzenlemeye başlayacağız. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde kategori Activity sayfasının düzenlenmesi bitmişti. Ve gördüğünüz gibi ben buraya yeni diyorum. RRR diye bir kategori eklediğimde son eklediğim kategori en başta listeme geliyordu. Yeni kategori eklediğimde böyle olurken bunu tıklayıp düzenle dediğimde ise ilgili düzenleme yapılıyordu ve kategori güncellendi diyordu. Ve seçilen bu kategorileri buradan böyle silebiliyordum. Şunları bir sileyim. Evet, şöyle 3 tane kategorimiz olsun. Bu derste ise yapacağımız şu butona tıklanıldığında açılan bu Not Activity layout'unu ve işlevselliğini sağlamak. Burada bir kategori listesi var ama gördüğünüz gibi bu veri tabanımla bir alakası yok. Direkt olarak statik verilerle dolan bir spinner. Şimdi burada ne yapacağız? Activity nota geçelim. Design kısmı bu şekilde. Bunu ben daha önceden hazırladım. Şuradan hemen copy paste yapayım. Vakit kaybı olmaması adına. Activity not. Şunu şuradan kopyaladım. Buraya da yapıştırıyorum. Vaktimizi layout tasarlamayla harcamayalım. Buraya ne yapalım? Android Drawable menü save butonu olsun. Bu sefer dizaynım bu şekilde oldu. Burada yine bir kategori spinner'ım var. Not için daha büyük bir alanım. Notun başlama ve bitiş değerlerini alacağım. İki buton ve değerleri göstereceğim edit text'ler var. Yapılıp yapılmadığı için bir checkbox var. Bir de notu sil diye bir butonum var. Ne olduğunu birazdan anlatacağım. Arayüzümüze bakarsak ne oldu bu sefer? Böyle bir arayüz oldu. Şu an için bunun içine herhangi bir veri atamadığımız için böyle oldu. Şimdi burada bu notu sil niye var diyeceksiniz. Şimdi sonuçta kullanıcı buraya yeni bir not oluşturmaya gelmiş. Şimdi burada niye notu silsin? Hani daha oluşturmadığı bir notu. Bu butonu biz eğer yeni bir not varsa saklayacağız. Yok eğer adam buradaki listeden not 21 deyip bu aktiviteyi açtığında da yine biz bu aktiviteyi kullanacağız. Bu sefer var olan bir notu silmek isteyebileceği için buraya bir notu sil butonu yaptık. Şimdi gelelim buraya. Burada bir spinner'ımız var. Text kısmına gittim. Gördüğünüz gibi spinner'da herhangi bir entry yok. Spinner cut diye bir isim vermişiz ve şu an için içi boş. Bunu doldurmak için şöyle öncelikle bütün hepsini bir kapatalım. Activity notumuzu açalım. Java kısmında da neyi açalım? Not Activity kısmını açalım. Burada şöyle bir intent kullanılmış. Hani main activity'den buraya var olan bir not yollandığı zaman bir şeyler olabileceği adına şu an için bunları kafamıza takmayalım. Benim istediğim sıfırdan yeni bir not oluşturmak. Bunun için buradaki öncelikli olarak buradaki spinner'ı oluşturmakla başlayacağım. Buraya geliyorum. Spinner kategori spinner diyorum. Ve de şurada kategori spinner eşittir find view id ile bunu bulacağız. R.id. spinner cut mı demiştik? Evet, burada. Şimdi spinner'ımızı veri tabanından gelen değerlerle doldurmamız lazım. Bunun en basit yolu nedir arkadaşlar? Simple Cursor Adapter diye bir sınıf var. Ben bu sınıfı kullanarak veri tabanından okuduğum kategorileri bunun içine atayabilirim. Bunun için şuraya en başa gelelim. Simple Cursor Adapter diyelim. Buna da kategori adaptör diyeyim. Yani bu adaptör ne işe yarayacak? Veri tabanından kategorileri okuyacak ve de buradaki spinner'a basit bir şekilde yazdıracak. Burası şurada dursun. Şuraya geldik. Buraya gelelim. Kategori adaptör diyelim. Eşittir. New Simple Cursor Adapter diyelim. Bakalım benden ne gibi parametreler bekliyormuş. İlk baştaki parametre alan kısmı deprecate olmuş. O yüzden onu kullanmayacağız. Context bekliyor, layout bekliyor, cursor bekliyor. From ve to diye ve flag diye 5 tane parametre alıyormuş bu Simple Cursor Adapter. Öncelikli olarak cursor olarak this diyorum. Yani bu sınıftaki konteksi, pardon, konteks olarak this diyorum. Bu sınıfı konteks olarak veriyorum.
Daha sonra layout olarak var olan bir layout'u kullanabiliriz. Android'de bildiğiniz gibi tanımlı bazı layout'lar var. Bunlara ulaşmak için ne yapıyoruz? Android nokta dedim, R dedim, layout dedim. Daha sonra simple spinner item diye bir layout varmış zaten. Bunu buraya geçtim. Daha sonra benden bir cursor bekliyordu. Bu cursor şu an için tanımlı değil. Buraya gidelim. Cursor kategori cursor diyelim. Cursor'ın sınıfını import ettik ve de buraya bu cursor'ı geçtim. Kategori cursor. Daha sonra benden ne bekliyordu? Hatırlamaya çalışıyorum. Bu cursor'ın içinden gelecek olan veriyi istiyor benden. Benim cursor'ımda ne var? Bir kategorinin ID'si olur, bir de kategorinin kendisi olur. O yüzden buraya sadece kategorinin adını yazacağım. String değer olarak şöyle bakarsanız üzerine gelip layout'u verdik, cursor'ı verdik. String from, yani veriler nereden gelecek? New diyorum. String dizisi. İsterseniz şunları şöyle alt satıra alayım. String dizisi oluşturdum. Buraya da şöyle ne diyelim? Kategori diyelim. Veriler buradan gelecek. Nereye yazılacak peki bu veriler? Bunu da benden bir integer değer olarak bekliyor. Şöyle yine üzerine gelirsek gelemiyoruz. Buradaki şu layout'u bir açarsak gördüğünüz gibi basit bir text view ve ID'si neymiş? Android ID text view'miş. Okuduğum verileri ben bunun içine yazacağımı söyleyeceğim buraya. Bu da integer bir dizi olacak. Dedikten sonra yazılacak alanı yazacağız. Android.r.id text 1. Benim şuradaki tanımladığım layout'umun içinde ID'si text 1 olan kısma okuduğum kategorileri yaz diyoruz. Flag olarak da sıfırı atayalım. Çok da önemli değil. Evet. Simple Cursor adaptörümüzü farklı bir yapı kullanmadan böylece basit bir şekilde oluşturmuş olduk. Burada önemli bir sorunumuz şu. Kategori ada car cursor'ı henüz oluşturmadık. Hemen oluşturalım. Kategori cursor. Bu cursor'ı verilerle doldurmamız lazım. Verilerle doldurmamız için content provider'a nasıl ulaşıyorduk? Get content resolver yoluyla. Daha sonra query diyorum. Ben sorgu yapacağım. Neyin sorgusunu yapacağım? Kategorilerin kategori entry. Yine burada bakın uzun yazdı. Buraya gelip import kısmına şunu ekleyelim. Nokta kategori entry deyip şunu artık silebilirim. Evet. Kategori entry nokta content URL üzerinden ben sorgumu yapacağımı söylüyorum. Projection istiyor. Yani sen bu kaynaktan hangi verileri almak istiyorsun? Buraya geldik. String projection diye bir dizi oluşturdum. Ve bu dizimin içinde tabii ki de iki tane eleman olacak. Bir tanesi kategori entry nokta ID'si. Bir tanesi de kategori entry nokta kategorimin kendisi olan kalım kategori. Evet. Bunları projection olarak buraya verelim. Projection. Daha sonra projection'ı oluşturduk. Selection falan yapacağız mı? Hayır. Yeni bir not eklerken herhangi bir selection falan yapmamıza gerek yok. Direkt olarak var olan bütün kategorileri göstersin. Sort order'ı vermemiz gerekir mi? Sondan başa doğru getirsin yine. Buraya geliyoruz. ID'nin desk olanı. Yani kategori ID'lerini sondan başa doğru sıralasın. Cursor'ım da bu şekilde oluşturdum ve adaptörü artık geçerken bir sıkıntı olmayacaktır. Daha sonra ne yapıyoruz? Simple Cursor adaptörümüze biz ne demişiz? Kategori adaptör demişiz. Küçük harflerle. Adaptör nokta set drop down view resource diye bir alanımız var. Bu da bizim spinner'ımızın o ok tuşu var ya, onun layout'unu tanımladığımız alan. Android yine var olan yapıları kullanacağız. R nokta layout nokta simple spinner drop down item diyorum. Buna da isterseniz bakalım ne varmış içinde.
Gördüğünüz gibi Check Text View diye bir alan varmış. Design kısmında bir şey gözüküyor mu? Yani herhangi bir şey yok. Tek bir satırlık bir alan olduğunu ifade eden bir yapıymış. Spinner'ımızın doğru düzgün çalışması için bunu yazıyoruz. Ve son olarak da kategori spinner'ımıza oluşturduğumuz adaptörü atıyoruz ki o da nedir? Şuradaki tanımladığımız kategori adaptördür. GIST'in verileri veri tabanından çeksin ve bu not activity ilk çalıştığında benim o spinner'ım var olan kategorilerle dolsun. Bakalım bir hatamız var mı? Yeni bir not oluştur dedim. Ve gördüğünüz gibi oluşturduğum 3 kategoride buraya geldi. Şu ana kadar bir sıkıntı gözükmüyor. Umarım anlaşılmıştır. Yani kategorileri okumak için burada bir cursor adaptör yerine simple cursor adaptör diye bir şey tanımladık. Çünkü gördüğünüz gibi herhangi bir layout falan oluşturmadan Android'de var olan layoutları kullanarak basit bir spinner oluşturmamız için çok kullanışlı bir sınıf olduğu için. Hem de size bunu da göstermek istediğim için açıkçası. Şimdi burada dediğimiz gibi bu sınıf hem yeni bir not oluştururken kullanılabiliyor. Yani buraya basıp yeni bir not oluşturmak istediğimde kullanılıyor. Hem de buradan var olan bir notu seçip bunun değerlerini buraya aktardığım zaman da kullanılacak. O yüzden burada bir ne yapmam lazım? Bir ayrım yapmam lazım. Intent buraya gelsin. Şimdilik onunla ilgilenmiyorum. Eğer diyorum, yani buraya gelen daha önce buraya bir intent gelmiş mi? Yani bu var olan bir notun düzenlenmesi işlemini mi yapacak yoksa sıfırdan bir not mu oluşturacağız? Bunun ayrımını yapmam lazım. Şimdi main activity'ye bakarsak eğer burada bir listem vardı hatırlarsanız nerede o? Burada silmişiz bu şey yorum satırları içine almışız ama burada bir intent oluşturup şuradaki liste tıklanıldığında bunun bilgisini ben açılacak olan aktiviteye burada göndermeye çalışmışım bir intent sayesinde. Buna bakarak işte biz bu not yeni mi yoksa var olan bir notun güncellenme işlemi mi bunu anlayabiliriz. İsterseniz o zaman önce ben bu kısmı yapayım. Şimdi bunun içeriğini şu yorum satırlarını bir silelim. Şurayı da bir sileyim. Sıfırdan bir başlayalım buna. Adaptör view neden tanımladı? Import class diyelim. Evet, bunu tanımladı. Bu şuradaki bir liste öğesi tıklanıldığında tetiklenecek olan metot bildiğiniz gibi onItem click. İşte burada ben gerekli işlemlerimi yapacağım. Ne yapmak istiyorum? Öncelikle bir intent oluşturayım. Intent eşittir new intent diyorum. Bu öğelerden birine tıklanıldığında not activity'nin açılmasını istiyorum öncelikle. Önce onu verelim. Main activity nokta dist diyorduk. Daha sonra açılacak olan sınıf ne? Not activity nokta class. Böylece intent'imi şöyle start activity deyip oluşturabilirim. Burada bir hata var. Neden böyle bir şey yaptık bakalım. Şöyle bir durdurup tekrardan yani not activity'de hatamız varmış. Burada yok. Şu if'i silersek bu da gider. Şu anki halini bir test edelim. Nerede olduğumuzu anlamak için. Uygulamam açıldı. Şimdi ben buradaki bir notu tıkladığımda gördüğünüz gibi not activity açılıyor. Yalnız burada istediğim ne? Bu tıklanılan notla ilgili bütün verilerin aslında buraya gelmesi ve bu alanları bunlarla doldurmak. Tamam. Şurası değildi pardon. Şuradayız. Aktiviteyi başlattık. Burada tıklanılan her bir satır nedir aslında? Veri tabanından getirilen bir cursor'dır. Şöyle tıklanılan satır diyelim eşittir. Tıklanılan not diyelim daha açıklayıcı olur. Dedikten sonra ben bunu nasıl ele alırım? Notlar listesi nokta get item at position diyerek şuraya da parametre olarak gelen position'ı koyarsam tıklanılan notla ilgili bütün her şeyi içeren bu cursor'ı buranın içine alabilirim. Şimdi bu liste neyle doluyordu? Benim burada oluşturduğum bir cursor vardı. Şurada. Gördüğünüz gibi notlar ID'yi almışız. Notlar içerik, kategori ID, kategorinin kendisini almışız.
Bu bana yetmeyecek. Çünkü ben bunu deneme olsun diye böyle kısa tutmuştum. Ben burada notlar ve kategorilerle ilgili tüm verileri ele almak istiyorum. Yani projection'a bütün bunların hepsini belirtmek istiyorum. O yüzden bunu da şimdi tekrardan sıfırdan yazmayacağım ama şurayı şöyle silip bütün tablolarımdaki bütün alanları ele alan şöyle bir açıklama yazıyorum arkadaşlar. Şimdi burada kategori entry de gördüğünüz gibi tanımlanmamış. Gidelim şuraya. Aynı notlar entry'nin şöyle not defterim kontrak nokta şurayı aslında kategori entry diye değiştirirsek burası da kısalacaktır. Şunları şöyle silelim. Ne yaptım burada ben? Test kategori oluştur değil de şuradaydık. Şunları düzenleyelim öncelikle. Benim listemi dolduran cursor, ID'si 100 olan cursor da hatırladığınız gibi ve ben burada hem notlar hem de kategorilerle ilgili bütün verilerin bu cursor'la dolmasını sağladım. Daha sonra bu cursor ne oluyordu? Benim listeme tek tek yazılıyordu. Artık tıklanılan notun içinde bütün veriler olacak bu cursor dolduğunda. Ve ben buradan aldığım cursor ile ilgili bütün değerleri ne yapacağım aslında? Değişkenleri atayıp veya bu intent'e bağlayıp karşı tarafa yani açılacak olan bu yeni not aktiviteye bu değerleri göndereceğim. Onun için de yine şöyle hızlı bir şekilde şunları aldım. Şuraya koydum. Tıklanılan satır demişiz. Şunları şöyle refactor yapabiliriz. Sağ tıkladım. Refactor dedim. Rename dedim. Tıklanılan not değil. Ne demişiz buna? Tıklanılan aynısını demişiz. Neden olmadı? Tıklanılan not. Bir farklılık var ama hata orada değil galiba ya. Şunu şöyle silelim. Evet. Hata burada. Ben de diyorum neden olmuyor. Tıklanılan notu aldık. Bir öğeye tıklanıldığında onun içindeki bütün not ID'sini, içeriğini, oluşturma ve bitiş tarihini, ne bileyim, yapıldığı tarih, yapılıp yapılmadığı ile ilgili checkbox değeri, kategori ID'si ve kategori bilgilerini aldım ve tüm bunları bu internete ekstra olarak koydum ve karşı sınıfa yani not activity sınıfına bunları yolladım. Şurada da bir hatamız var sanki. Büyük ihtimal yaptığımız import yüzünden evet şunu da silelim. Bir hata kalmadı. Şimdi kullanıcı buradan bir notu tıkladığında bununla ilgili bütün verilerin buraya gelmesi lazım. Şöyle bir kapatıp tekrardan başlayalım değişikliklerimizi görelim. Buraya geldiğinde ise not aktiviteye geldiğinde ise biz burada artık gerekli kontrolleri yapıp bakacağız. Şuraya siliyorum. Artık buraya gelecek bu bilgileri şuraya diyeyim ki gelen not ve gelen intent'ten bu verileri buraya aldım. Geldim buraya. Eğer diyorum gelen notu aldıktan sonra mesela kontrol edelim. Bu bana dolu mu geldi, boş mu geldi? Çünkü ben ona göre bakacağım. Bu yeni bir not mu yoksa var olan bir notun güncellenme işlemi mi? Şuraya gidelim. Bir tane string ifade tanımlayalım. String yeni mi diye bir şey olsun bu. Ve buraya gelip yeni mi eşittir diyorum. Gelen not nokta get string extra diyelim. Ve bunun içinde mesela ne yapalım? Notlarla ilgili veriler olacağı için notlar entry nokta id. Şunu da düzeltmek için ne yapıyorduk? Şunu şuradan silelim ve şuraya kategori entry gibi notlar entry'yi de ekleyelim. Evet. Bunu niye yaptım? Dediğim gibi eğer gelen bir intent varsa ve bunun içinde bildiğiniz gibi bize bir ID diye bir değer koymuştuk. Bunu buna atayım ve bundan sonra bakacağım. Eğer diyeceğim. If yeni mi? Pardon, yeni mi? Eşit mi? Null'a eşit olup olmadığına bakacağım. Eşit. Null'a eşit değilse demek ki içinde var olan bir notun güncelleme işlemi. Yok eğer
Nalsa yani karşı taraftan, yani aslında adam buraya şuradaki listeyi tıklayarak değil de şu butona basarak gelmiştir. Bu sefer ne olacaktır? Bu yeni mi boş olacaktır? Burada da şöyle yapalım. Yeni bir notun oluşturulması işlemini bu kısımlarda yapmam gerekecek arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar anlatayım. Main activity'de şu ID'si 100 olan cursor'la ben listemi doldurmuştum. Buraya bütün verileri koydum. Artık listem oluştuğunda her ne kadar kullanıcıya sadece notun adı bile gözükse bu satırda aslında şuradaki bütün alanlar var. Daha sonra kullanıcı bir öğeyi tıkladığında bir intent oluşturuyoruz ve tıklanan notu buradaki cursor'a aldık. Daha sonra bu cursor'daki bütün ID 0, 1, 2, 3, 6 tane sütunun değerini buraya ekstralara koyuyorum ve de karşı tarafa yani not activity sınıfına bunları intent sayesinde yolluyorum. Not activity'de bu gelen notu alıyorum burada ve yeni mi diye bir string değeri oluşturup buna sadece notlar ID'yi atadım. Eğer bu listeden geldiyse kullanıcı, yani listedeki bir öğeyi tıklayarak geldiyse buradaki yeniminin içinde bir değer olacak. Ona bakıyorum. Null mı değil mi? Eğer null değilse güncelleme işlemi, yok nullsa yeni bir notun oluşturma işlemini burada yapacağız. Umarım anlaşılıyordur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.